ekonomiden herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi piyasalar açılmadan önce piyasalar ne konuşuyor, bu hafta neleri bekliyoruz? Bunları konuşmak üzere Doktor Tuğberk Çitilci ile beraberiz. Tuğberk Bey merhabalar, nasılsınız? Sinan Bey sağlıklar dilerim, iyiyim. Sizler nasılsınız? Sağ olun, ben de iyiyim. Tuğberk Bey isterseniz gündem akışımıza geçmeden önce geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi bir izleyici sorusuyla başlayalım. Tabii. YouTube üzerinden Ayhan Yılmaz... geçen haftaki FED'in açıklamalarına, FED'in kararına bağlı olarak gerek tahvil piyasasında gerekse dolar endeksinde yaşanan hareketlilik üzerine bir soru soruyor ve bundan sonraki toplantıya kadar dolar endeksi tahvil piyasasına ayak uydurup düşer mi diyor ve bunun devamında FED'in farklı üyelerinin yaptığı açıklamalara bağlı olarak endeksin dalgalanmasına atıfta bulunarak dolar endeksi önümüzdeki süreçte nasıl hareket eder diye soruyor. Şimdi dolar neden güçlendi? Şahin bir FED vardı. Neden Şahin bir FED var? Fet 2023 yılına kadar iki adet faiz artışı bekliyor. Daha sonra da geçtiğimiz Cuma günü bulutun açıklamalarında Powell varlık alım azaltımını tartışmayı resmi olarak aşırı dedi. Bundan dolayı Şahin bir FED var. Bu ne yaptı? dolar temasını güçlendirdi. Amerikan tabir faizlerini aşağı yönlü çekti. Şimdi bu 6 para biriminden oluşan klasik dolar endeksi kritik seviye 92.88. Neden kritik? Sizle hep yayınlarımızda konuştuğumuz o 1985'lerdeki, 160'lardaki tepe, 2008-2009 krizindeki dibi aldığımızda burada Fibonacci düzeltme seviyesi var. O da 92.88 seviyesini işaret ediyor. Zaten uzun dönemli grafik açıldığı zaman da 92'nin üzerinde kaldığında hep bu 92.88 bir miktar ihlalle beraber 93'lere kadar bir hareket oluyor. Dolar tekrar zayıflamaya başlıyor. Ama bu sefer Fed'in şahinliğinden dolayı bizim güçlü dolar zayıf euro hikayesinin devam ettiriyor olmamız kuvvetle muhtemel. Kritik eşit. 92.88 piyasa oraya kadar reaksiyon verebilir. Peki bu yukarı yönlü reaksiyonu ne tetikleyecek? Özellikle FED üyelerinden gelecek açıklamalar ki bu hafta FED Başkanı Powell'ın COVID-19 ve pandemi temalı kongreye yapacağı bir sunum var. O sunumda kritik olacak. Diğer üyelerden gelecek açıklamalar da eğer biz varlık alımlarını azaltmayı tartışıyoruz. Enflasyon kalıcı geçici tartışmasında biraz daha kalıcı. Veyahut da e, bazı üyelerde 2022'nin sonunda ben faiz artışı bekliyorum. FED genel 2023'te iki tane bekliyorum gibi Bu yönde faiz arttırma destekleyecek açıklamalar gelirse o 92.88'e değme ve üzerine aşma potansiyeli bulunabilir. Ama herhalde şu anda e, majör dengelenme 90'la 92 bandı gibi aslında bir e, seviyede olacak. Aslında baktığımızda hepsi de şunu konuşuyor. Dolar endeks çok bir şey yapıyor mu? Aslında yapmıyor. Bir bardak e, suda fırtına koparma gibi. Eğer o 92.88 aşılırsa kritik bir seviyede bu sefer bir bardak suda fırtına değil, gerçekten denizde bir fırtınaya maruz kalacağız. Tuğberk Bey haftanın mutlaka bilinmesi gereken 3 gelişmesine geçersek esasında bu gelişmelerin birçoğu geçen haftadan bu haftaya sarkan gelişmeler. Evet. Ancak önümüzdeki aylarda etkisi altına alacak gelişmeler gibi gözüküyor. Öncelikle ilk gelişme olarak FED fırtınasını koyabiliriz herhalde. Az önce konuştuğumuz gibi bir şahinleşme var. Geçen haftalarda yalının ön plana çıkmakta olduğunu konuşmuştuk. Ama geçen hafta yapılan açıklamayla Paul ben buradayım dedi sanki. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? <laughs> <laughs> evet hatta yılına ne diyorduk? Gölge Fed Başkanı diyorduk. Şimdi Powell biraz rolü tekrar kendi tarafına çekmeye çalışıyor. Ama şu da önemli olan unsur şu Sinan Bey. Biz sizle özellikle bu yılın Ocak ayından itibaren yayınlarımızı hep şunu konuşuyorduk. Zayıf bir ihtimal olsa bile Fed bir noktada faiz arttıracak diyorduk. Ve o zaman da hani gelen yorumlarda hani pandemi var. FED nasıl faiz arttırabilir dedi. Evet gündem çok hızlı bir şekilde değişti. Ekonomik dinamikler bunu destekledi. Şu anda Fed'in varlık alım azaltımıyla aralık toplantısına zayıf bir ihtimal ama 2022 yılında kuvvetle muhtemel faiz arttırıcı bir patikaya girdik. Yani bu patikadan çıkışımız, kaçışımız yok. Fed bunu tatlı bir geçişle yapmaya çalışıyor. Dikkat ederseniz önce Yalın biraz piyasayı hazırladı. Sonra Powell devreye girdi. Diğer Fed üyeleriyle tamam hani enflasyon var bir miktarda kalıcı oluyor. Biz varlık alımını tartışmayı düşünüyoruz demeye başladı. Aşılanma da bu tarafta hızlı bir unsur veriyor. Burada önemli olan acaba FED kontrollü yönetilebilir bir enflasyon mu istiyor? Şimdi biz enflasyonu hep e, bizim cenahtan düşündüğümüzde kötü bir unsur olarak değerlendiriyoruz. Evet net olarak kötü. Ama acaba Amerika tarafında bu enflasyon iyi olabilir mi? Olabilir. Neden iyi olabilir? E, çünkü şu anda Amerika'nın önündeki en büyük problem bu tatlı, kolay, hane halkının ayağına kadar çekme gelen paradan Amerikalıları nasıl kurtaracaksınız? Kurtardıktan sonra da onları tekrar saati ortalama 17 ile yukarıda 25 dolar gürüt ücretlerde tekrar çalıştırmaya yönlendireceksiniz. Bu gerçekten Amerika'nın sosyolojik boyutunda oldukça zor bir unsur. Şu anda insanlar çalışmak istemiyor. Neden? Çünkü çok kolay hazır bir para var. Emek sarf etmiyorsunuz. Para geliyor. Acaba FED bu kontrollü yönetilebilir enflasyonla kapital sistemin ana dinamiği olan Amerikalıları harcat, borçlandır, çalıştır. Harcayacak, borçlanacak. E borçları nasıl ödeyecek? Amerikalı çalışmak zorunda kalacak. E biraz da bu tatlı parada kesilmeye başladığı zaman da hane halkını işe dönecek. Veya da ne yapacak? Biden diyecek ki ya benim Amerikalıların bu düşük profilli işlerde çalışmak istemiyor. Dünyaya diyecek ki ben o zaman e, yüksek miktarlarda göçmen ithal etmek istiyorum diyecek. E, bunu da e, göçmen politikasından dolayı yapamayacağından dolayı e, hem Fallon'ın e, hem de Powell'ın ana odaklandığı unsur istihdamda Amerikalı'yı biz nasıl geri döndüreceğiz? Onun için de burada kontrollü yönetilebilir bir enflasyon yapmak zorunda. Amerikalı bir yıl önce aldığı e, fiyatlı yüzde 5 enflasyonu gördüğü zaman da biraz rahatsız olmaya başlayacak. Belki denilebilir ya biz burada ee, %17'lerde enflasyonundan konuşuyoruz. Amerika'da 1 dolarlık ürünün 1.05 dolar artık ADV, e, vergiye çıktığı zamanda neden tedirgin olsun? İşte her ülkeden ülkeye o e, fiyat algılaması farklı olduğundan dolayı Amerikalı %5'te çok tedirgin. Dolayısıyla bu fırtına devam edecek. Zaten bu fırtına da varlık alımlarının azaltılması ve faiz artışı yoluna net olarak girilmiş durumda. İşte o bunun eşitliği de tatlı paranın sonuna geliniyor. Geçtiğimiz hafta da bu tatlı paranın sonuna gelindiğinden dolayı kıymetli metallerde, emtiyalarda ciddi bir anlık çöküş yaşandı. Orada da bir varlık rotasyonu yapılıyor. Emtia kıymetli metallerden belki uzun dönemli büyüme hissesine bir transfer veya da para nakite yani ana vatanı dolara dönmeye başladı. Bu noktada haftanın ikinci gelişmesi olarak tam da bu fırtınanın ortasında Paul'un kongre konuşması var, sunumu var 22 evet. Haziran'da. Burada ne beklemeliyiz? Şimdi Pek Başkanı Powell zaten e, faiz kararı sonrası açıklamada söyleyeceği her şeyi söyledi. Şimdi buradaki soru cevap kısmında onu sıkıştıracak sorular şu. Enflasyonun varlığını kabul ediyorsun, kalıcı demiyorsun, geçici diyorsun. Geçici enflasyon var diyorsun ama tahvil varlık alımlarını azaltacağım. Belki faiz arttırma patikasına gidiyorum. 2023'te iki tane faiz artışı bekliyorum. Şimdi bu biraz kafaları karıştırıyor. Hep dikkat ederseniz sizle e, uzun bir zamandan beri şunu konuşuyorduk. FED Başkanı Powell'ın bir açmazı vardı. Varlık alımları azaltılsa bile faiz artışları veyahut da faiz artsa bile varlık alımları devam edecek Zaten şu anda da bunu yaşıyoruz. Bu söylemi yaparken FED'in bilançosu psikolojik 8 trilyon dolar seviyesini aştı. 8.02 trilyon dolar seviyesinde. Şimdi bir taraftan varlık alımını koza, e, konuşuyoruz. İki adet faiz artışı bekliyoruz. E, Fed'in bilançoda ne olmasını bekleriz? Montanın iğme kaybetmesini bekliyoruz. Ama aksine psikolojik 8 trilyon dolar seviyesi. İşte bu e, Pavel'in açması bu. Faiz artsa bile belki varlık alımlarında da arttığı bir ortamı görüyor da olabiliriz. Ya da bu söyleminden kendi nasıl e, geri çark edecek Açıkçası merak ediyorum. İşte bu sunumda da gelecek soru bu: Enflasyon geçici mi kalıcı mı? Eğer kalıcıysa ne yapacaksın? Faiz arttırımı olduğu dönemde bu ekonominin kolaydan serte geçişi nasıl sağlayacaksın? Buna ilişkin bir yol haritasına ilişkin sorular gelecek ve oradan da vereceği sinyaller önemli olacak diye düşünüyorum. Türkiye tarafına döndüğümüzde son günlerde elbette Merkez Bankası veya Merkez Bankasının FEDE bağlı olarak yaptığı açıklamalar, attığı adımlar, atacağı adımlar tartışılmaya devam ediyor ama bu hafta üzerine baktığımızda Türkiye'de bir aşı rekoru kırılıyor günlük bazda. Bunu görüyoruz. Evet. Ve bu hafta 21 Haziran'da bir kabine toplantısı var. Esnafla konuşulduğu zaman herkes bu kabine toplantısına gözünü dikmiş durumda. Ne beklemeliyiz burada? Şimdi Türkiye tarafında muazzam bir aşılama rekoru ve başarısı devam ediyor. Her gün rekor üzerine rekor kırılıyor. Eğer bu gidişle devam ederse Eylül'de kuvvetle muhtemelen inşallah maskeleri atmış oluruz. Şimdi bu aşılanmayla beraber işin sevindirici tarafı artık normalleşiyoruz. Normalleşmek demek ne demek? Esnafın eğer Yasaklar kalkacak olursa e, dükkanını açması bizim daha fazla harcayamamış. Şimdi 21 Haziran Türk varlıkları açısından kritik olacak. Neden? Çünkü kabine toplantısı olacak. Kabine toplantısı sonrasında e, Sayın Erdoğan'ın açıklamaları e, olacak. Kuvvetle muhtemel pazar günündeki yasağın da kaldırılması. Gece sokağa çıkma yasağının e, gece 22'den 23'e kadar uzatılabileceği e, bu tarzda aşılamanın verdiği güç ve imkanla yasaklarda daha fazla esnemenin olabileceği devreye göre. Ama burada bir diğer unsur da e, dikkat ederseniz e, Haziran'ın sonunda hem fesih yasa hem de kısa çalışma ödeneği sonlanacak. Şimdi acaba bu fesih yasa ve kısa çalışma ödeneğine ilişkin bir uzatma olacak mı olmayacak mı? Bu da diğer önemli bir gündem maddesi olacak. Çünkü şu anda birçok özellikle turizm kesimi tarafından bu kısa çalışma ödeneğinin belki Eylül-Ekim belki yıl sonuna kadar devam ettirilmesi şeklinde tavsiyeler bulunuyor. Ama bir noktada da makroekonomik dengeler açısından bu kısa çalışma ödeneğinin bütçeye verdiği aşırı yükü de düşünmemiz gerekiyor. Çünkü biz şu anda pandemi kaynaklı bütçe konuşmuyor olsak bir de ile normalleşme olduktan sonra biz makroekonomik dinamiklerde acaba bütçedeki bu desteklerden gelen hasarı nasıl telafi edeceğiz? Acaba bu e, telafi edilme tekrar e, vergilerle beraber hane halkının ve şirketlerin üzerine bineceği yük olarak mı devreye girecek? Yani aslında şunun bir paradoksu var. Evet e, kısa dönemli kısa çalışma ödeneği destek sağlıyor ama bunun orta uzun dönemdeki geri dönüşleri yine hane halkına ve şirketlere aşırı vergi e, yüküyle olacaksa bunun bir noktada tartışılması ve sonlandırılması daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Haftanın sözüne geçiyorum. Haftanın sözü için yine Amerika'ya uzanıyoruz. Az önce konuştuğumuz gibi Fed'in yaptığı açıklamalar, yapacağı açıklamalar önümüzdeki süreçte bizi etkiliyor olacak. Buna bir gönderme yapan bir söz. St. Louis Fed Başkanı diyor ki, Powell bu hafta varlık alan adımlarını azaltma tartışmalarını resmi olarak başlattı. Siz nasıl değerlendirirsiniz? <laughs> e, asla kaçırılmaz son. Herhalde Powell bunu kendi söylemek yerine hani o şahinlik geçişini biraz daha yumuşak tonlamada yapmak için diğer üyelerden böyle bir destek aldı. Ama FED artık bu varlık alım azaltımı yoluna girdi. Faiz artış yoluna girdi. Bunun tartışmadan veya da bundan kaçışları yok. Şimdi bakalım üyeler bu tartışmaları yaparken de iki tane izleyeceğim unsur olacak. Enflasyon yıllık %5'in üzerinde mi değil mi? İki, Aşılamadaki başarı zaten Amerika e, dünyada bu iş ilk e, tetikledi. E, çok başarılı bir şekilde e, devam ediyorlar. Aşılanmadaki hız arttıktan sonra da o istihdama geri dönüş normalleşmesiyle beraber biz bulut başta olmak üzere diğer birçok üyeden o güvercin tonlamadan şahin tonlamaya geçtikleri Amerika'nın normalleştiği ve... Çok çok zayıf ihtimal olsa bile de Sinan Bey biz sizler artık bundan sonraki yayınlarda Fed'in aralık toplantısında bir faiz artışı gelir mi gelmez mi bunu çok fazla konuşuyor olacağız. Tabii bu noktada e, bu faiz tartışmaları olurken de Bizim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın hep sizle konuştuğumuz tünelden önceki son çıkışta Temmuz Ağustos'ta 300 bas puana kadar çıkabilecek bir faiz indirimi ama kurun 8.70'leri aştığından dolayı sanki Merkez Bankası Temmuz'da 100 bas puan, Ağustos'ta 100 bas puan, 200 bas puan minimum olmak şeklinde bir faiz indirimine gitmek zorunda kalıyor. Çünkü büyüme 3. çeyrekten sonra tıkanmaya başlıyor. Hane halkının cebinde para yok nasıl para konulabilir? Amerika'daki gibi bir direk harcama çeki verilemeyeceğinden dolayı kredi aktarım mekanizmasıyla bir refah sağlanması gerekiyor. Çünkü pandeminin de bir sosyal boyutu var. Hane halkı evde kalmaktan çok bunalmış durumda harcayamıyor, para yok. Tabi burada karşılık olarak harcamasınlar gitmesinler de denilebilir ama ekonomi sosyal bir ekosistem olduğundan dolayı bu denilemez. Burada da e, İSTAN ki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda hane halkını rahatlatmak adına faiz indirimiyle beraber biraz muslukları açacak. Sonbaharda FED gündemi devreye girdiğinden dolayı para politikasını ona şekillendirecek. Hep dediğimiz gibi faiz indirimi olursa kısa ani şok bir şekilde olur. Ondan sonra FED'in para politikasına uyumlu belki %19'un üzerinde daha fazla politika faizinin olduğu bir döneme de giriyor olabiliriz 2022 yılında. Peki bir dipnot olarak sorayım. Tüm bu senaryo içerisinde bir kredi kampanyası bekler misiniz yaz aylarında? açıkçası beklerim özellikle e, geçtiğimiz yıllarda turizm sektörünü desteklemek adına verilen 36 ay vadeli krediler tarzı bir kredi kampanyasının özellikle kamu bankaları tarafından olmasını bekledim. Açıkçası e, olması gereken de bu yönde gidiyor. Çünkü şu anda e, malum herhangi bir tatile gitmek 4 kişilik bir ailenin oldukça e, yüksek fiyatlar. Yani asgari ücreti referans aldığımızda e, minimum asgari ücretin 3-4 katı. O da en minimal temel tatillerde. E, otele gitmeseniz, bir yer kiralasanız, pansiyona gitmek isteseniz, yeme içmeyle beraber oldukça yüksek bir maliyette. E, dolayısıyla hane halkı harcamadığı sürece turizm sektörü nasıl ayakta kalacak? Tamam e, Rusya bize uçuşları e, desteklenme konusunda açtı e, ama oradan gelecek potansiyel de şu anda yeterli değil. Dolayısıyla bu geçiş döneminde turizmde iç kaynakları yani bize yerli turistlere dönülmesi gerekiyor. Bunun için de turistin de gidebilmesi için cebinde para olması lazım. Kredi mekanizmaları veyahut da kampanyalarla beraber bu sağlanacak ve ekonominin tekrar harcanması gerekiyor. Çünkü turizm sektörü de sadece kısa çalışma ödeneği veyahut da diğer nakdi desteklerle çok fazla ayakta kalabilecek unsurda değil. Biz harcama yapmadığımız sürece. Haftanın sorusu olarak Amerika 10 yıllıklarına uzanıyoruz yeniden. Geçtiğimiz haftalarda evet. da konuşmuştuk ve konuştuğumuz konu esasında 1.50 seviyesinin ne oldu, ne işaret ettiğine dair bir konuydu. Bu hafta da ABD 10 yıllık tahvil faizi için 1.50 dip mi tepe mi sorusunu soruyorum. Nedense bu Amerikan 10 yıldından bir türlü kurtulamıyoruz. Yani daha gereken bütün Amerikan tahvillerinden kurtulamıyoruz. Şimdi FED bir konuşuyor, bir konuşmuyor. 1.50 bir dip diyoruz, oradan 1.70 seviyeleri. Daha sonra FED'den farklı açıklama geliyor. Bu sefer diyoruz ki 1.50 tepe seviyesi işte 1.35'lere mi geliyor diyoruz. Ama bu geride bıraktığımız haftada Fed'in aşırı şahinliğinden dolayı bu sefer risk algısına bağlı olarak Amerikan 10 yıllık tabir faizi sert aşağı yönlü hareket etti. Ve şu anda sanki 1.50 tepe noktasında. Fed'in bu şahin açıklamasından dolayı. Şimdi aşağılarda o 1.35-1.40 bandına kadar geri çekilme orada bir dengelenme. Oradan sonra da FED'den gelecek açıklama. Ama sanki şu anda e, o bir elinin üzerindeki sert hareketlerin momentumunun azaldığı bir ortama gidiyoruz gibi duruyor. Peki yine e, geçtiğimiz sorularda da biraz değindik. Kıymetli maden altın tarafında hareketlilik bekleniyor. Dolar, dolarla ilişkisi nasıl değişecek? Bu da tartışma konusu. Evet. Şimdi bu noktada haftanın varlığı olarak altını belirleyebiliriz sanırım. Kesinlikle, kesinlikle. Bütün kıymetli metaller aslında haftanın varlıkları olmaya aday ama çok popüler olduğundan dolayı altın biraz daha parlayan metal e, ön plana çıkıyor. Şimdi geçen hafta ne oldu da platin, paladyum, altın, gümüş %8'in üzerinde işte diğer yerlerinde %3 gibi çok sert satışlar gidi, FED şahin oldu. Güçlü dolar teması, riskten kaçış algısı. Tatlı kolay para bitiyor. Biz varlık rotasyonlarında kıymetli metallerden, emtiyalardan çıkalım. Yerine Amerikan dolarına veyahut da hisse senetlerine bir daha uzun dönemli varlık yatırımlarına geçelim dedik. Dolayısıyla değerli metallerdeki sert aşağı yönlü hareket bundan oldu. Şimdi ons altında 144 günlük basit hareketli ortalama 1815 seviyesi artık yukarıda çok katı bir direnç seviyesi oldu. Bunun altında aşağı yönlü potansiyel ihtimali bulunuyor. İlk etaplarda 1725 1750 seviyesinde bir dengelenme öngörürüm. Bunun üzerinde tekrar yeni haftayla beraber 1800'ün üzerine atma çabasında olabilecek bir hareket olabilir. Eğer FED üyelerinden ve Pablo'dan çok ekstrem daha şahin açıklamalar gelmezse şimdi bir dibi gördük gibi gözüküyor. Ama diyelim ki Dolar endeksi 92.88'i kırdı. FED üyeleri aşırı şahinleşmeye başladı. Powell'dan sürpriz açıklamalar geliyor enflasyon temelinde. O zaman günlük grafikte bizim iki sefer test ettiğimiz 52 haftalık düşük seviyesi 1676 seviyeleri var. Oraya kadar bir geri çıkıyor. Orada üçlü bir dip formasyonu yapar. Oradan sonra herhalde 10 saltın için o sert satışın bittiğini söyleyip Oradan yukarı yönlü hareket temasını konuşuyor. Çünkü piyasa faiz artışına adapte olmuş olacak. Amerikan tarih faizleri dengelenmiş olacak. Göreceli biraz enflasyonu olduğundan dolayı da hani 10 altının yukarı yönlü iteklemek için o yatırım hikayesi devreye giriyor e, olacak. Dolayısıyla e, yeni haftada e, 1.750'nin üzerinde kalma potansiyeli 1800 psikolojik seviyesi üzerine atma. 144'lüye kadar belki bir tepki hareketi ama onun üzerindeki hareketlerin olmayacağı 1800'e yakın dengelenme, 1725-1750'lerde de diğer dibin olduğu bir fiyatlamaları görüyor olabiliriz diye düşünüyorum. Tuğberk Bey son olarak şunu sormak istiyorum. Bu konuştuğumuz senaryoların merkezinde hep Amerikan ekonomisi var. Ve ABD ekonomisine dair büyüme beklentileri evet. de gelmeye devam ediyor. Birinci çeyrek üçüncü okuma beklentisi %6.4 geldi. Bir önceki beklenti de bu seviyedeydi. %6.4'ten ne anlamalıyız? Siz nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi Amerika ekonomisi toparlanıyor. Neden? Aşılama var. Ve aşılanmayla beraber normal iş. Yani Amerikalılar harcamaya başladı. O kolay tatlı parayla beraber. Şimdi bakalım bu hafta bu Amerika'nın birinci çeyrek büyümesinin üçüncü okumasında 6.4'ün üzerinde pozitif bir sürpriz gelirse o zaman tamam FED tekrar sahaya gel Yani sürpriz şu anda %7 seviyelerine yaklaşacak bir büyüme potansiyeli. Amerika için yüzde yedi gerçekten iyi bir potansiyeli işaret ediyor. Diyelim ki 6.4 bekleniyor. 6.4'ün üzerinde gelecek 7'ye yakın sıcak büyüme potansiyeli tekrar güçlü dolar teması. Amerikan tabir faizlerinde aşağı yönlü hareket, ABD endekslerinde yukarı yönlü hareket büyüme potansiyeli olduğundan dolayı ama ana resim olarak da FED'den denilecek bir FED büyüme güçlü, Enflasyon oluyor. Çünkü büyüme varsa enflasyon da vardır. Yani enflasyon olmadan büyüme oluyorsa orada garip, arizi durumlar vardır. O zaman da FED gel, bir şeyler yap. Piyasa açısından bu negatif algılacak 6.4'ün altında ki, negatif sürpriz oldu. 6'lara yakın büyüme gelirse de bu anlattığım senaryonun tam tersi olacak varlık fiyatlamaları da. Çok teşekkür ederim Tuğberk Bey. Değerli görüşler. Ben teşekkür ediyorum Sinan Bey. Yine yoğun Herkes bir hafta, hafta dilerim. Evet. İyi haftalar dilerim. İyi haftalar, değerli izleyiciler. bugünlük programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi haftalar. <laughs>